Herkese merhaba. Bugün biliyorsunuz koronavirüs vakası ülkemizde 5'e çıktı. Bununla ilgili bir tane video yapayım dedim. Aklımda olan bu şeyi bir yoluna koyup hemen bir YouTube videosu çıkarmak kolay olmayabiliyor. Ondan dolayı tamamen tek kere de çek gönder şeklinde bir video hazırlıyorum ki görmüşsünüzdür. Her şeyi elle hazırladım. Hangisi size doğru düzgün gözüküyor bilmiyorum. Ondan dolayı buradan da bakabilirsiniz. Abone olmanıza gerek yok. Takip etmenize gerek yok. Likelamanıza gerek yok. Tabii her şeyi siz bilirsiniz. Bugün bu kararı neden aldım? Sağlık Bakanlığı şeffaf bir şekilde, şeffaflık çerçevesinde bütün bu koronavirüs sürecini yönetiyor ve herhangi bir gelişme olduğu zaman Sağlık Bakanı, özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaç olursa olsun kameraların karşısına çıkıyor ve durumu anlatıyor. Ve bununla alakalı da alınmış birçok tedbirden bahsedildi. Hatta 184 hattında koronavirüsle ilgili hatta çevirdiklerini söylediler. Peki endişe içerisinde olan bir insan en çok ne isteyebilir? Bunu düşündüm. Ben bugün şunu düşündüm. Eğer bir insan o an kendini mağdur hissediyorsa ve bir çözüm yolu arıyorsa devleti yanında görmek ister. Ben de çıktım bugün. İlk önce maske almak istedim. Kendi sokağımda, kendi mahallemde, hastanenin yanında oturuyorum ben. Teker teker hepsini dolaştım. Medikalcileri dolaştım. Eczaneleri dolaştım. Hepsi ağız birliği etmişçesine bu günlük maskeler için 5 lira. 5 TL. Yani normalde bunların belki biliyorsunuzdur, kutusu zaten o fiyatlardaydı. Tanesini 5 liraya satıyorlar. Birkaç gün önce 3 liraydı. Daha önce daha da ucuzdu. Belki başka yerlerde daha fazla fiyatlara satıyorlardır. Acaba dedim ben bunları şikayet etmek istesem ne yapacağım? Oradan başlayayım dedim. Ticaret Bakanlığı'nın sitesine girdim. Telefon numarasına baktım. İşte 175'i aradım. 175'i aradıktan sonra işte uygulama üzerinden veya e-devlet üzerinden bu şikayette bulunabileceğimi söylediler. Şimdi düşündüm, yasal çerçevede 15 gün beklemek gerekiyor. Ne kadar sürede işlem yapılır, ne kadar sürede yapılmaz, insanlar ne kadar zaman içerisinde mağdur olmaya devam ederler. Ve belediyelerin de böyle bir denetleme mekanizması var. Fatih Belediyesi'ni aradım. Onlara durumu anlattım. Sağ olsunlar, onlar gerekli şeyleri, yani gerekli bilgileri aldılar, talebi oluşturdular. Ki ben neden durduk yere maske almak isteyeyim? Son bir haftadır, özellikle pazartesi günden beri hafif bir rahatsızlık hissediyordum. Her insan gibi dedim ki acaba ben de koronavirüsü var mı? Yani insan ister istemez korkacak. Akşamleyin dönüşte 184'ü aradım. 184 ile sigarayı bırakma hattı var, 171. Arasındaki muamele arasında herhangi bir farka maalesef rastlayamadım. Şunu görüyorsunuz, sizden bilgileri alıyorlar. Sonra ben hasta mıyım, değil miyim? En azından bendeki semptomlar bu hastalığın belirticisi mi yoksa değil mi? Onları bile göremiyorsunuz. Onları bilemiyorsunuz. Zaten geldiğimde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin orada acilin önündeydim.
Acile sordum, oradaki güvenlik arkadaşa sordum. Bilemiyoruz, biz bilmiyoruz, bilgi vermiyoruz cevabını aldım önce. Dedim ki, ben kendim için soracağım. Yok, biz bilgi vermiyoruz. Tekrar ısrar ettim. En son arkasından biraz daha yüksek sesle seslendim, öyle baktım. Dedim, bakın, ben buraya belki bir rahatsızlığım var, onun için geldim. Bana böyle davranamazsınız. Bana yol göstermek zorundasınız. Sonra beni Samak'ta eğitim araştırmaya yönlendirdiler. Oraya doğru gittim. Tabii gitmekte biraz zaman aldı. O kadar kısa bir mesafe değil. Her iki hastanede böyle yan yana olmasına rağmen bir 5-6 dakika ekstradan yürüdüm. Orada gayet iyi karşıladılar. Direkt doktorla görüştüm. Hatta benim gibi birkaç kişi daha vardı. İşte her atışı olan korkarak gelmiş. Ki orada denen şey şu. Sağlığınıza dikkat edin. Şeyi soruyorlar. Yurt dışıyla bir bağlantınız var mı? Yurt dışına çıktınız mı? Gibi veya yurt dışından gelen biriyle bir temasınız oldu mu şeklinde. Ve genel olarak bakıyorlar ki koronavirüs zaten farklı bir şey. Yani bizim gribe benzer ama gripten farklı. Grip kadar da güçlü değil bu arada. Onu da söyleyeyim, yani öyle söylüyorlar. Genelde hafif bir şekilde ayakta geçirilen bir hastalık, direnci iyi olanlar için veya yaşı genç olanlar için, ki zaten çocuklarda görünmüyor. Şu anki son bir saat içerisinde bakmadım ama Türkiye'deki vaka sayısı 5'ti. Herhangi bir ölüm yok. Ve bunların da yine bildiğimiz kadarıyla durumları iyi. Yani kritik seviyede hastalar değiller. Bununla birlikte dünyada bu çok hızlı yayılıyordu. Bir taraftan da komplo teorileri atılıyor işte. Bu böyle yaptırdı da bundan oldu, şu şöyle yaptırdı da şundan oldu. Biyolojik silah diyen var. Ne bileyim, normal bir grip diyen var. Aşı satmak mı istiyorlar? IMF veya Dünya Bankası kredi mi verecek hasta olanlara gibi gibi birçok farklı farklı söylenti var. Ama günün sonunda hasta olacak veya olmayacak kişiler bizleriz. Her birimiz birer can ve bu canımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Koruyucu hekimlikten vazgeçmemek gerekiyor. Hasta olmamak için ne yapabilirsiniz? Hasta olduktan sonra neler yapabilirsiniz? Bunları iyice bir araştırmak gerekiyor. Bunları her insanın, her vatandaşın bilmesi gereken şeyler. Ayrıca aynı şekilde ilk yardım bilgisi de önemli şeyler. Hep gündemde olduğu zaman biz bunları öğrenmeye çalışıyoruz ve kargaşa oluyor. Ama aslında daha öncesinde bu eğitimleri almış olsak veya devlet herkese muhtarlıklar aracılığıyla belki sürekli olarak seminerler, eğitimler şeklinde bu dersleri vermiş olsalar bayağı bir yani birçok konuda Sağlık Bakanlığı'nın yükü de aslında hafiflemiş olur diye düşünüyorum. Çalışma ve Sosyal Sigortalar Bakanlığı'nın yükü de hafiflemiş olur. Yani hem bizim hem devletin ülkece yükümüz hafiflemiş olur bu şekilde. Çin koronavirüste bayağı bir ilerledi. İlerledi derken hem sayı olarak ilerledi hem de hastalığı durdurma konusunda ilerledi. Günde yeni 22 vaka falan ortaya çıkıyor koskoca Çin'de. Yani 1,5 milyarlık bir ülkenin yaklaşık olarak yani 3 bin küsür şu ana kadar ölü sayısı var. Günde 20 kişi yeni hasta oluyor. Toplamda 80 bin kişi hasta olmuş. Bunların 3200 civarında bir rakam hastalıktan maalesef kurtulamamış ama geri kalanlar hepsi kurtulmuş. Fakat aynı süreçte İtalya özellikle koşar adımlarla günde 2000 kişi yeni vaka ile karşılaşılıyor. 250 kişi hayatını kaybediyor. Yani bugün artı olarak 200 kişi, 250 kişi hayatını kaybetmişti. İran hakeza öyle.
Amerika yeni önlemler alıyor. Şu dakikalarda ben bu videoyu çekerken büyük ihtimalle Donald Trump açıklamalar yapıyordur. Onunla alakalı henüz bilgim yok. Ki çok da videomuzu ilgilendiren bir konu değil. Önemli olan nedir? Önemli olan biz kendimiz ne yapacağız? Panik yapmaya hiç gerek yok. Neden panik yapmaya gerek yok? Çünkü o kadar büyütüldüğü kadar kayıplara neden olan bir sayı değil. Yani bir hastalık değil. Yani grip daha tehlikeli. Bu sene söylenen o ki genellikle insanlar domuz gribi olmuşlar. Ve domuz gribinden ölen kişi sayısı çok fazla. Veya farklı farklı hastalıklar var. Farklı farklı nedenler var. Bunlardan dolayı insanlar ölürken biz sadece medyada dolaşan haberler üzerinden konumumuzu alıyoruz. Yani baktığınız her yerde o haberi görmeniz demek aslında onun size o kadar yakın olduğunu göstermiyor. Biliyorsunuz artık maalesef biz gazeteciler olarak bunu yapmak zorundayız. Kim ne derse desin. Haberlerimizin okunurluğunu devam ettirebilmek için bir taraftan da trendler üzerinden gitmemiz gerekiyor. Ve Google bu işi yönetiyor. Eğer trend şeyleri de yakalamazsanız, yani tık haberciliği yapmazsanız bir taraftan da maalesef sesinizi kimseye ulaştıramıyorsunuz. Böyle bir ikilemin içerisindeyiz. Artık her şey Google'ın elinde bir taraftan da. Bu da programın, bu da videonun teknoloji kısmı olmuş olsun. Herkese iyi günler diliyorum. Belki bir sonraki yayında tekrar görüşürüz. Ben yine şu kağıdımı size göstereyim. Evet, Facebook ve Twitter'da Enes Çınar, Instagram'da Enes alt tire Cinar, YouTube'da da gördüğünüz gibi Enes 54. Buradan ulaşabilirsiniz bana. Kanalıma isterseniz abone olabilirsiniz, isterseniz olmayın. Bu videoyu sevdiyseniz like'a tıklayın. Ya tıklamayın, hiçbir önemi yok çünkü herhangi bir şekilde bu videolardan para kazanma beklentim yok. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlığınıza dikkat edin. Hoşça kalın.